Küçük bir İngiliz kasabasında başlayan sıradan bir hayatın teknoloji dünyasında devrim yaratacak bir başarı hikayesine dönüşebileceğini hayal edebilir misiniz? Peki ya bu yolculukta 5126 başarısız prototipin olduğunu? İşte James Dyson'ın ilham verici yolculuğu Last Tory hoş geldiniz. James Dyson, 2 Mayıs 1947'de İngiltere'nin Norfolk kentinde doğdu. Şehir hayatından uzak bir çocukluk geçirdi. Bu durum doğayla iç içe büyümesine ve yaratıcılığını geliştirmesine yardımcı oldu. James ve ailesi kendi kendine yeten bir yaşam sürüyordu. Kendi sebzelerini yetiştirir, tavuklarını beslerdi ve 12 yaşına kadar buzdolapları bile yoktu. James eğitimine Bayonne-Shaw Sanat Okulu'nda başladı. Babası klasikler dersi öğretmeniydi ve James'in okuduğu okulda ders veriyordu. Ancak babası boğaz kanseri ve ardından akciğer kanseri oldu. Hastalığına rağmen ders vermeye devam etmişti ve bu süreçte James'e güçlü bir rol model oldu. Babasını 9 yaşında kaybeden James annesiyle birlikte büyüdü. Babasının ölümünden sonra okul James ve kardeşi için bir burs sağlamış ve onların eğitimine destek olmuştu. Okulda Shakespeare oyunlarında rol aldı ve babasının izinden giderek klasikler eğitimi de aldı. Okul onun için ikinci bir ev oldu. James okulu olan borcunu ünlü bir iş adamı oldu. Sonra okula ek bir matematik, sanat ve tasarım merkezi binası yaptırarak ödedi. James Dyson ardından Kraliyet Sanat Koleji'nde mobilya ve iç tasarım eğitimi aldı. Bu süreçte mühendislik ve tasarım ilkeleriyle tanıştı ve makinelerle uğraşmaya olan ilgisi arttı. O dönemde çoğu tasarımcı sadece ürünlerin dış görünüşüne odaklanıyordu. Ancak James tasarımın işlevsellikle birleşmesi gerektiğine inanıyordu. Bu anlayış onun kariyerinde büyük bir dönüm noktası oldu. Kraliyet Koleji'ndeki eğitimi sırasında tasarım ve mühendisliğin nasıl iç içe geçebileceğini gördü. Kraliyet Sanat Koleji'nde güzel sanatlar okumak için başladığı eğitimini yapı mühendisi Anthony Hunt'ın rehberliğinde endüstriyel tasarıma geçerek sürdürdü. Bu geçiş James'in mühendislik ve tasarım konusundaki yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıdı. Burada motorlu makineler üzerine yoğunlaşarak birçok ödül kazandı ve icatlarıyla dikkat çekti. James Dyson 1968 yılında Deirdre Hind Marsh ile evlendi ve çiftin 2 oğlu ve 1 kızı oldu. James Dyson'ın ilk icadı, Rotork Controls'te çalışırken geliştirdiği Sea-Trak adlı çok amaçlı bir fiberglass teknedir. Bu icadı askeri, petrol ve inşaat sektörlerinde kullanıldı. 1974'te Ball Barrow adını verdiği çamurlu zeminde sıkışmayan bir el arabası geliştirdi. Ancak bu icatlar ona büyük bir servet kazandırmadı. Ball Barrow fabrikasında sık sık tıkanan hava filtrelerinden bıkarak endüstriyel siklon teknolojisini ev tipi elektrik süpürgelere uyarlamaya karar verdi. 5 yıl boyunca 5127 prototip üretti ve 1983'te dünyanın ilk toz torbası süpürgesini geliştirdi. İcatları sadece işlevsel değil, aynı zamanda estetik açıdan da dikkat çekiciydi. Örneğin Ball Barrow geleneksel tekerlekler yerine büyük bir top kullanarak daha stabil ve kullanışlı hale getirildi. James Dyson 1983'te ilk toz torbası süpürgesini piyasaya sürdü. Ancak İngiltere pazarında başarısız oldu. Dyson'ın toz torbası süpürgesinin piyasaya sürülmesi dönemin büyük süpürge üreticileri tarafından başlangıçta yoğun bir dirençle karşılandı. Bu firmalar yedek toz torbaları satışlarından önemli bir gelir elde ediyorlardı ve bu yenilik bu gelir kaynağını tehdit ediyordu. Bu nedenle Dyson'ın icadı ilk başta İngiltere'deki üreticiler ve distribütörler tarafından kabul edilmedi. James, Japonya'ya yönelerek büyük bir başarı elde etti. 1986'da GeForce modeliyle Japonya pazarına girdi. Japonya'da 1991 Uluslararası Tasarım Fuarı ödülünü kazandı. Japonya pazarına özel olarak tasarlanan küçük ve hızlı elektrik süpürgeleri büyük ilgi gördü. Dyson'ın Japonya'da elde ettiği bu başarı ona İngiltere'ye geri dönüp Dyson Limited'i kurma fırsatı verdi. 1991'de Dyson Limited'i kurarak DC01 modelini piyasaya sürdü ve kısa sürede İngiltere'nin en çok satan elektrikli süpürgelerinden biri haline geldi. Başarısının ardından diğer büyük üreticiler kendi siklonik elektrikli süpürgelerini pazarlamaya başladılar. 1999'da Dyson patent ihlali nedeniyle Hoover'a dava açtı. Yüksek mahkeme Hoover'ın
Triple Vortex torbasız elektrikli süpürge serisini yaparken patentli tasarımlarının temel bir bölümünü kasıtlı olarak kopyaladığına karar verdi. Hoover 4 milyon sterlin tazminat ödemeyi kabul etti. Dyson sadece elektrikli süpürgelerle sınırlı kalmayarak hava temizleyiciler, el kurutma makineleri, saç kurutma makineleri, saç düzleştirici ve şekillendiriciler ve bıçaksız vantilatörler gibi birçok yenilikçi ürün geliştirdi. Dyson'ın inovasyon kültürü şirketin her zaman ileriye dönük ve yenilikçi kalmasını sağladı. Bugün Dyson 84 ülkede faaliyet gösteren küresel bir teknoloji şirketi. Şirket, Birleşik Krallık'ta robotik ve yapay zeka araştırmalarına yatırım yapan en büyük kuruluş konumunda ve 3500'den fazla mühendis ve bilim insanını istihdam etmekte. James Dyson, mühendislik ve tasarım alanında gençleri desteklemek için James Dyson Vakfı'nı kurdu. Vakıf, genç mucitleri teşvik eden programlar ve eğitim materyalleri sunmakta. Her yıl düzenlenen James Dyson ödülü ile dünya çapında yenilikçi fikirleri olan öğrencilere destek sağlamakta. Vakıf ayrıca bilimsel araştırmaları destekleyip çeşitli toplumsal projelere de katkıda bulunuyor. Örneğin Royal United Hospital'da bulunan Dyson Yeni Doğan Bakım Merkezi vakfın desteğiyle kuruldu. 2017'de Dyson Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü'nü kurarak yeni nesil mühendisler yetiştirmeye de başladı. Yine 2017 yılında elektrikli araç üretme planlarını duyurarak kendi sermayesinden 2 milyar sterlin yatırım yapacağını açıkladı. Ancak bu proje ticari açıdan uygun olmadığı gerekçesiyle 2019 yılında iptal edildi. Dyson, inovasyon ve mühendislik alanında sayısız ödül ve onur kazandı. 1997'de Prens Philip Tasarımcı Ödülü, 2000'de Lord Kilgarren Ödülü ve Bath Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı aldı. 2005'te Kraliyet Mühendislik Akademisi üyesi seçildi ve 2007'de Kraliyet Şövalyeliğine atandı. 2023 itibariyle Dyson yaklaşık 14.000'den fazla patent ve patent başvurusuna sahip. Dyson'ın ülkemizde de çok satan kablosuz süpürgeleri, Airwrap saç şekillendiricisi, Supersonic saç kurutma makinesi, Purifier hava temizleyiciler ve AirStraight saç düzleştiricisi gibi modelleri dünya çapında da oldukça ünlü. Ayrıca 2024'te piyasaya sürdüğü en dikkat çekici ürünlerinden biri olan Dyson Zone hem bir hava temizleyici hem de kulaklık olarak kullanılabilen yenilikçi bir cihaz. Tabii ki Dyson'ın zaman zaman beklediği ilgiyi görmeyen ürünleri de oldu. Örneğin 2000 yılında zıt yönlerde hareket eden iki döner tambura sahip Contra Rotator adlı bir çamaşır makinesi geliştirdi. Ancak bu ticari bir başarı elde edemedi ve 2005 yılında durduruldu. Bu dev şirket bazı yönlerden de oldukça fazla eleştiri alıyor. Örneğin cep yakan fiyatlar birçok kişinin bu markaya ulaşamamasına neden olurken stok problemleri de dikkat çekiyor. Türkiye'deki kullanıcılar Dyson müşteri hizmetleri ve teknik destek ekiplerinin yetersizliği ve ilgisizliği konusunda sıkça şikayet etmekte. Son ürünlerinden olan Dyson 360 Wiznev robot süpürge özellikle haritalama ve şarjının çabuk bitmesi gibi durumlarla eleştirilere konu olmakta. Şunu da belirtmek gerekiyor ki piyasada eleştirilmeyen tek bir marka yok. Bir ürün seçerken sadece markaya değil, o ürüne özel olarak da bir araştırma yapmak gerekiyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Sizce Dyson markası abartılıyor mu yoksa sektörün bir numarası diyebilir miyiz? James Dyson'ın hikayesi azim ve yenilikçiliğin bir örneğidir. Binlerce başarısızlığa rağmen asla pes etmeyen Dyson, dünya çapında tanınan ve saygı duyulan bir marka yaratmayı başarmıştır. Dyson'ın hayatı ve kariyeri mühendislik ve tasarım dünyasında ilham verici bir yolculuk ve genç nesillere örnek olmaya devam etmekte. Dyson, araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük yatırımlar yaparak ve yenilikçi ürünler sunarak teknoloji pazarında güçlü bir konumda yer almaya devam edecek gibi görünüyor. Hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.